Ben Murat Yılmaz. Önce bugün bizde olan herkese teşekkür ederim. Bu güzel organizasyona da katkısı olan herkesin eline sağlık diyelim. Bir yandan dünyada trend haline gelen bir şeyi bu kadar hızlı yakalamamız, bu kadar güzel bir etkinliği de hayata geçiriyor olmamız çok kıymetli. Oyunlaştırma zaten oyundan yola çıktığımız için, oyundan beslendiği için şu anda da demin bahsettiğiniz işte e-spordaki gelişmeler, oyun firmalarına yapılan yatırımlar, jenerasyon vesaire şu anda oyunlaştırma hemen arkasından gelerek en popüler konulardan biri haline geldi. Biz ağırlıklı olarak şirkette kurumlarla oyunlaştırma yaparak bu işe başladık. Benim oyunlaştırmayla tanışmam aslında şu anda Türkiye'de birçok kişide öyle olduğunu düşünüyorum. Biraz böyle farkına varmadan tanışılıyor. Biz de daha önce işte Türkiye'nin önüne gelen kurumsal şirketlerinden biri de çalışıyordum. Telko şirketinde. Aslında biraz daha performans prim sistemi olarak başlamıştı. İşte çalışanların motivasyonu vesaire. Ve bu dışsal içsel motivasyon dediğimiz kısımlarda o zamanlar tabii içseli çok bilmiyorduk diyebilirim. Daha çok dışsal. Hani para çok omel ilişkisi daha çok. Dünyada 2010 gibi aslında biraz daha trend olmaya başlayıp Türkiye'de de 2013-2014'te ondan sonra başladı. Bizim de ilk hatta bu projeleri yaptığımız zaman da 2013'tü. Ama dediğim gibi tam bir gamification olarak adını koymamıştık. Yani işe birazcık eğlence katma diye başladık. Daha sonra da zaten olayın geldiği nokta şu anda artık gamification o her yerde. İlk gittiğimiz, biz 2016'da kurulan bir şirketiz ve sadece oyunlaştırma üzerine çalışıyoruz. İlk etapta bunu sektöre anlatmaya çalışırken gittiğimiz yerlerde oyunlaştırma kısmı için, yani biz işte kurumsal bir yapıyız, hala gravatla çalışıyoruz, şirkette oyun mu oynatacağız felsefesi başladı. Dünyada baktığımız zaman daha öncesinde aslında genel olarak ben bununla şahsen, yani şu anda bu sektör adına da gurur duyuyorum. Birçok şeyde dünyanın gerisinde geldiğimiz gibi bir kısım vardı ama şu anda gamification konusunda neredeyse dünyaya çok yakınız. Yani bazı noktalarda hatta tecrübelerimiz daha fazla olduğunu da düşünüyorum. Çünkü yine Kerem Hocam belki anlatır, yani bizim kültürümüzün, ya coğrafyamızın da kaynağında oyunlaştırmanın burada doğduğu, bu işe çok yatkın olduğu, hani Türklerde vardır zaten bir şey yapamıyorsun de kenara çekil izle. Çalışan dedik ama şu anda daha da ilginç bir evrilme var. Bu işte aslında kuşakların hayatımıza girmesiyle beraber YZ kuşağı iş hayatına girdi ama YZ kuşağı şu anda aslında günlük yaşantımızda da her yerde aktif rol alıyorlar. Biz ilk etapta çalışan kısımlarıyla başladık. 2018 dedim, 2019'un ortası diyebiliriz belki. Hep oyunlaştırma şirketlerde ve büyük şirketlerde çalışanlar için konuşuluyorken 2019'un sonu 2020 ile beraber şu anda son kullanıcı, hani müşteriye hitap eden, ondan sonra halka açık kitlelerde konuşulmaya çok fazla başladı. 2020 ile aldığımız taleplerin neredeyse hemen hemen hepsi son kullanıcıya hitap eden. Ondan sonra kurgular. Oyunlaştırma insanın, yani yine Kerem Hocam orayı da çok güzel anlatır diye düşünüyorum. Yani beynimizde olan bir şey. İçgüdüsel olarak ve beynimizi besleyen bir şey. O yüzden aslında yaş fark etmiyor. Sadece doğru motivasyon unsurlarının bulunması. Ama o yüzden 7'den 77'ye aslında herkese hitap ediyor. Aslında onların eğlence unsurlarına göre. Ve aslında bir yandan da oyunlaştırmada bir eğlence unsurunun yanında şeyi eklemek lazım diye düşünüyorum. Oyunlaştırma sadece eğlence değil, bir iş hedefine de hizmet etmesi gibi bir farkı var. Hani oyunlardan belki en büyük ayıran kısımlardan biri olarak bunu söyleyebiliriz. Ondan sonra işin eğlence kısmı var, okey, ama bir de iş hedeflerine, belli hedeflere hizmet etmeli. Bizim bahsettiğimiz oyunlaştırmanın özünde zaten insan odaklı. Ve şu, biz yaptığımız çalışmalardan örnek verebilirim. Tamamı birinci aşaması, top bir aşaması personayla başlıyor. Persona dediğimizde aslında yaptığımız, çalışacağımız hedef kitlenin alışkanlıkları, davranışları, beklentilerini. Oyunlaştırma dediğimiz gibi bir davranış, aslında davranış değişikliği, davranış bilimi alt dalı olarak konumlanıyor. Ve bir insanın davranışını değiştirebilmek için sizin gizli ajandanızın hiçbir şeyi yok. Yani gerçekten istediğini alırsa, o eğlenceyi yaşarsa ve benimserse hayata geçiyor. Burada işte önemli olan zaten oyunlaştırmanın başarılı olmasının noktası ikisinin birleşmesi. Bir yandan gerçekten bir dünyanın da gerçeği, hani bu anlamda her işletmenin iş hedefleri vesaire var, bunları yakalamak, evet. Zaten kazan kazan dünyadaki en büyük felsefe. Hani baktığımız zaman kazan kazan durumuna geçtiğiniz zaman başarılı projeler çıkıyor. Şu ana kadar etiklik konusunda orada biraz Kerem Hocam da bizim çalışma tarzımız da, yani top 1 koyduğumuz nokta mesela etiklik kısmı. Kesinlikle her yaptığımız kurguda sadece mesela çalışanı veya müşteriye, yani sadece şirketin hedeflerine hizmet eden bir oyunlaştırma kurgusunda biz şu ana kadar olmuyoruz. Yani olabildiğince bunu oyunlaştırma olarak görmüyoruz. Biz diyoruz bir oyunlaştırma firmasıyız, mümkünse biz olmayalım. Onlar daha çok eski tabirle belki biraz daha sadakat sistemleri, loyalty sistemlerini biraz öyle tanımlıyoruz. Oralarda daha çok, çünkü hep dışsal motivasyonun olduğu,
kısım. Loyalty bir sadakat sistemlerinin aslında ilk fazları diyebileceğimiz ilk dünyadaki hali sadece ödüllendirme amaçlı. Dışsal motivasyon. Evet. Hani cashback mekanizma, bir şey yap, 1 lira kazan, bu kadar alışveriş yap, bunu al, karşılıklı bir ticari ilişkiydi aslında sadece. Daha sonra loyalty 2 kavramları çıkmaya başladı. Bunu alıp biraz daha efektif hale getirmek için ama yine insan odaklı değil. Baktığınız zaman sadece hedef kitle odaklı diyebiliriz. Sadece sizin neye ilgi olduğunuzu bilip aslında o hedef kitleye özel kampanyaların çıkması, ödüllerin verilmesi denebiliriz. Ama artık loyalty sistemleri ve dediğim gibi birçok sektör de bunun farkına vardığını düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati, çalışan sadakati önemli olduğunu herkes fark ettiği için artık maddiyat kısımlarını bırakıp gerçekten insana odaklanmaya başlayıp karşılıklı kazan kazana geçtikleri bir yapı ve artık bu da dünyada loyalty 3.0 olarak aslında geçiyor. Gamification ve aslında dünyadaki diğer trend de ikisi şu anda birebir gidiyor ve gitmek zorunda yapay zeka.